Haber 61 TV ekranlarından hepinize mutlu günler sevgili izleyenler. Ramazan'ın son günlerini icra ettiğimiz şu günlerde artık bayram tatili hazırlıkları da başladı. Emniyet birimlerimiz, trafik şube birimlerimiz denetimlerini sıklıkla ve yoğunlukla devam ettiriyorlar. Biz de bugün havaalanı Çimenli Şana mevkiinde bulunuyoruz. Ve burada polis kontrol noktasında yapılan denetimleri ve sürücülere bu denetimlerin sıklıklarını ben Tuncay Lakos sevgili Emrah Paça ile soracağız. Merhabalar öncelikle. Merhaba. Sizleri tanıyalım. Sevgi Gültekin. Öncelikle emniyet kemerini sürekli taktığınız için teşekkür edelim. Efendim, şu an 92'den beri kullanıyorum. 25 yıllık araç kullanıcısıyım. Aldığım ilk günden beri kullanıyorum. Ne güzel. Polis uygulamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz bunlarla ilgili? Süper. Bence daha sık olmalı. Çünkü bu bizim emniyetimiz için. Ben çok memnunum. Daha sık olmalı. Şu yol üzerinde 3 kere olsun. Şimdi ben aslında çok fazla bir şey değil ama özellikle minibüs kullanıcılarından biraz fazla problem yaşıyorum. Çünkü durak harici duruyorlar. Durak harici durmaları diğer araçların tehlikeye düşmesine neden oluyor. O yüzden diğer araçlar yoluna devam ederken aynı belediye otobüsleri gibi duraklarda durması olursa bence trafik çok daha iyi olur. Belki birçok kazada önlenir. Bir de sürat tahdidi olan yerlerde gerçekten belki polis arkadaşlar zor durumda kalıyorlar ama tahdide uymayan kişileri bence direkt cezalandırmaları gerekiyor. Evet, vatandaşlarla bu uygulama esnasında da röportajlarımızı sürdürüyoruz. Sevgili memur arkadaşımız hem ehliyetini hem ruhsatını istedi. Onun işlemlerine bakılacak. Aracın muayenesi var mı yok mu? Herhangi bir sıkıntı problemi var mı? Onun incelemesini yapacak memur arkadaşımız ve bizler de bu aracın sahibini tanıyacağız. İsmim Ensar Çinik. Trabzon'da ikamet ediyor. Aslen Erzurumluyum. Ensar Bey, uygulamalar malum Ramazan, bayram yaklaşıyor, trafik oldukça sıkıntılı, yoğun bir hale gelecek. Denetimler de bu yüzden sıklaştırıldı. Nasıl buluyorsunuz denetimleri, emniyet birimlerinin, trafik birimlerinin yaptığı denetimleri? Şimdi şöyle, inanılmaz derecede mutlu oluyoruz. Niye mutlu oluyoruz? Çünkü trafik kurallarına uymayan birçok arkadaşımız var, eşimiz var, dostumuz var. Hatta kemerini takmayan bir sürü tanıdığım insan var. Hani arkadan takmalar, önden takmalar. Bu tip uygulamalarla insanları biraz daha zorlayıp da kurallara uyma hem kendi sağlığımız açısından hem de diğer karşıdaki vatandaşın sağlığı açısından çok önemli. Yaya geçidi konusunu da soracağım. Artık yasallaştı ve resmi hale geldi. Bununla ilgili trafikte siz sıkıntı yaşıyor musunuz? Yaşıyoruz. Nasıl yaşıyoruz? Ben yaya geçidinde durduğum halde özellikle mesela soldaysam yaya geçidinde duruyorum. Sağdaki araç durmayıp da yani çarpacak diye çok tedirgin oluyoruz ve sağdayken. Bu biraz alışmamızla alakalı. Biraz da bu uygulamalara hani şehir içerisindeki hız sınırımızı uyarak bunu aşabileceğimize inanıyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Ömer Mataracı. Ömer Bey, nasıl buluyorsunuz trafikteki bu uygulamaları? Sayıları arttırıldı. Özellikle emniyet kemeri ve yaya geçidi konusundaki düzenlemelerin sıklıkla yapılıyor olması sürücüleri de duyarlı hale getirebilmek için bir farkındalık yaratmak. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu denetimleri? Denetimlerimiz gayet güzel. Yani böyle de olması gerekiyor. Güzel bir denetleme yani. Bunun için söylenecek bir şey yok. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben şu kadarını söyleyeyim. Denetlemeler ne kadar fazla olursa yolcu güvenliği de iyi olur. Yurttaşın güvenliği de. Bunda ben o anlamda polislere teşekkür ediyorum. Sıcak oluyor, bazen çok soğuk oluyor. Denetim olmazsa kazalar artıyor. Denetim ne kadar yüksek olursa yaşam kalitesi o kadar yüksek oluyor. O yüzden hepsine teşekkür ediyoruz. Devam etmesi hepimizi mutlu eder. Yayalara o değer verilmesi çok güzel bir konu oldu. Uygulaması da çok güzel. Yeter ki sürücüler de ona uysun. Ben zaman zaman geçitlerin orada duruyorum. Arkadan korna çalıyor bazısı. Hala işin farkında değil.
Önce yaya geçecek, sonra biz geçeceğiz. Onun için hepsine teşekkür ediyoruz. Bu sıcakta Burhan Hasan da burada bu sıcak altında böyle güzel görev yapmaları hepimizi mutlu eder. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ama tabii. Şu da bir gerçek ki yayalarımız da bize itaat etmiyorlar. Hani yani ben hareket halindeyken yaya geçidi var diye lap diye arabanın önüne atlaması doğru bir şey değil. Yani benim durup durabileceğimi hesap etmesi gerekiyor. Tabii. Yani, tabii. Bunu polis arkadaşları bazen galeye almıyor. Geçmeseydin diye ama durabilecek pozisyonun da yok. Bir toplu taşıma aracı durduruldu. Tabii sizde fazla yolcu. Emniyet kemeri konuları bugün işleniyor. Gördüğümüz kadarıyla sen de emniyet kemerini taktın ve Nizami yolcuyla beraber seyahat ediyorsun. Nasıl buluyorsun uygulamaları? Yararlı. Yani hem toplum açısından hem bizim açımızdan faydalı. Bence gerekli yani bunlar, bu uygulamalar. Belki karşı çıkılıyor ama biraz da belki can sıkıyor bizim açımızdan ama yararlı. Okul servisi çekiyorsunuz. Hem aşırı yolcu, servis içerisindeki düzen, emniyet kemeri ve yaya geçitleri konusunu işlemek istedik bugün. Sizin değerlendirmeniz, yorumunuz ne olur? Sürekli trafiktesiniz, sürekli sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Nedir değerlendirmeniz? Bizim için denetimler çok iyi bir şey yani. Fazla yolcu alınıyorsa denetlensin. Kemer takılmıyorsa, işte yaya yolları tabii ki denetlensin. Bizim görüşümüz bu. Nasıl, memnun musunuz? Memnunuz. Bir ağır vasıta polis kontrol noktasında şu anda ehliyet ruhsatı kontrol ediliyor. Az önce sol şeride geçtiniz ve sol şeritten seyirin cezası 1000 lira normalinde. Onu konuşuyorduk gelmeden. Ekip tabii kontrolü ki, olunca sağ şeride geçtiniz. Evet, ekip kontrolü olunca sağ şeride. Tabii ki bizim önceliğimiz emniyet kemeri ve yaya geçitlerinin yeni uygulamalarla beraber denetimleri sıklaştırılması. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sırf bu yüzden benim sıfır taksim vardı. Yaya geçte geçiş üstünlüğü olduğu için benim oğlan yol verdi. Yol verdiği için arkadan bir araba geldi vurdu. Yani hem bir yandan mağdur olduk ama kazaya sebebiyet oluyordu. Yani çoğu halkımız duyarlı olmasını istiyorum. Yani yaya geçitler geçiş üstünlüğü verilmesini istiyorum. Sadece bu yol bizim değil. Yayalarında geçiş üstünlüğü var. Siz Türkiye genelinde... Ben Sağlık Bakanlığı'na arabam komple diş macunu dolu. Sağlık Bakanlığı'na dağıtmalı, Türkiye geneli dağıtıyorum ben diş macunu. Yani ben buradan Trabzon, Rize, Ordu böyle gidiyorum. Kars'a kadar gidiyorum. Araç komple bilgisayarlı. 4 saat kullanıyor, 4 saat tekrar dinleniyor. Denetimler en üst seviyede. Tabii. Bunların yapılması da sizin açınızdan önemli, benim, sürücüler açısından. Şöyle söyleyeyim, sözünüzü kestim. Estağfurullah. Şu an komiser bizim can güvenliğimiz için, canımız için şurada nöbet tutuyorsa bizim için var yani. Bizi düşündüğü için yani benim burada beni durduruyorsa diyorsa ki tako var, sen uykun geldi yat. Değil mi? Her şey bizim için yani. Bizim can güvenliğimiz için. Yani ya kişiye özel bir garizi yok çalışan görevlerin tamamen sizin emniyetiniz düşünüyor. Kesinlikle. Türkiye genelindeki uygulamalar, tabii uzun yol şoförüsünüz, birçok uygulamaya. Ben sadece şikayetim şu, tonajlı araçlara denetim yapılmıyor. Karayollarının bu yönden bazı firmalara varyansın ediyor. 50 tonla çalışan firmalar var, onlara bir şey denmiyor. Hemen bayrak konuluyor, önüne bayrak konuluyor, kapatılıyor, arabalar geçiyor. Karayolları işlem yapmıyor ama trafik polislerine çok memnunuz. Bir sürücü arkadaşımız yanımızda, seni tanıyalım. Benim ismim Burak, İstanbul'dan geliyorum Trabzon'a. Burak, İstanbul, Trabzon seyahat, iş seyahati sanıyorum. Evet, Uzungöl'de esnafız. Uzungöl'e gidiyoruz biz de şu an. Denetimleri soracağım. Trafik polislerinin, trafik şubenin yaptığı denetimler Türkiye genelinde sıklaştırıldı. Özellikle emniyet kemeri ki üçünüzün de emniyet kemerinin takılı olduğunu görüyoruz. Ne güzel. Ve yaya geçitlerinde yaya önceliği kuralı. Neler söyleyeceksin bu iki konuyla ilgili? Zaten bu uygulamalar benim de çok hoşuma gidiyor. Ben her zaman trafik kurallarına uyarım ama tabii insanların uymaması bu, hele Trabzon gibi bir şehirde çok zor yani. Ben İstanbul'dan geliyorum, hepsine de uyuyorum zaten. Trabzon'da İstanbul'dan gelen birinin trafikten şikayet etmesi de ayrı bir ilginçlik. Nesi en çok kafana takılıyor bu noktada? Yani laf anlatamıyoruz insanlara. Ya bu sinyalini verdiği, indirdiği zaman hemen yola girecek. Çünkü sinyal verdi. Onun ne diye olacak? Şerit takibi mesela, şerit sollama yasağı olmayan yerlerde solda önümüze geçerler. Türkiye'nin her tarafında olan bir şey ama. Daha çok zor ve insanlara laf anlatamıyorsun. Ramazan diyorsun, eyvallah diyorsun, abimiz diyorsun, büyük diyorsun ama hiçbir şekilde tabii.
Gerilmişsin, sinirlenmişsin sen. Biraz öyle oldu. Yani biz İstanbul'da bize Karadeniz fıkraları anlatıyorlar. Biz onlara gülüyorduk ama buraya gelince onların gerçek olduğunu, yani bizim gülmemiz için yapılmadığını anladım yani. Vallahi bir sürücü olarak son dönemde alınan kararlardan oldukça memnunum. Özellikle yaya geçidinde yayalara öncelik tanınması. Bayram üzeri her bayramda olduğu gibi denetimlerin daha sık yapılması ki basında, medyada sürekli kaza haberleri izliyoruz, seyrediyoruz. Artık bu denetimlerin daha da sık yapılması anlamında sürücüler olarak oldukça memnunum ben. Evet, denetimleri ekranlara getirdik. Vatandaşlar, sürücüler sıklaşan denetimlerden oldukça memnun olduklarını ifade ettiler ve kıdemli polis memurumuz Temel Bey ile birlikteyiz. Sayın memurum, gerçekten yaptığınız uygulamalar takdire şayan. Sürücüler de bu sıcağın altında, Ramazan'da böyle uygulamaların sayısının arttırılması, trafik kaza risk oranlarının minimize edilmesi gerektiği noktasında fikir beyan ediyorlar. Hem emniyet kemeri kontrol ediliyor, hem araç muayeneleri kontrol ediliyor, hem de yaya geçidindeki yaşanabilecek sıklıklar, o sıkıntılar sürücülere uyarılıyor. Uyarılarla beraber bildiriyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi efendim, önümüz Ramazan bayramı malumunuz. Bayramlarda insanlar memleketlerine giderken ulusal basında, yerel basında duyuyoruz. Şu kadar trafik kazası oldu, şu kadar ölümümüz oldu diye. Gerçekten bu çok acı bir olay. Bu bizleri çok üzüyor. Bütün amacımız bunları, kazaları önlemek için müdürlerimizin talimatları doğrultusunda 7 gün 24 saat kesintisi olarak, mesela şu an şehrimizin 4-5 yerinde trafik denetimlerimiz devam ediyor. Bu bayrama yakın günlerde daha fazla devam edecektir. Her 30 kilometreden az denilebilecek düzeyde bir ekibimiz olacak. Bu şekilde takip ediyoruz gece gündüz 24 saat usulüne göre. Bir de kazalarımızı yoğun olarak ağırlıklı oruç şekillerine baktığımız zaman aşırı hız, hatalı sollama, şerit değiştirmelerden oluyor. İnsanlarımız, sürücülerimiz biraz daha sabırlı olarak yollarına devam ettiler. İnanıyorum ki ben bu kazalar çok az bir seviyede olacaktır. Bir diğer husus belirtmek istediğim konu emniyet kemeri. Emniyet kemeri siz de gözlemlemiştiniz malum. İlimizde bayağı bir gelişme oldu. Yani emniyet kemeri takma oranı bayağı bir rakam veremiyorum ama bayağı bir yüksek seviyelere çıktığını düşünüyorum ben. Emniyet kemeri gerçekten de çok önemli. Bu bilimsel bir araştırma sonucu yapılan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmış bir araştırma sonucu, ölümlü kazalarda %70'e yakın ölümleri engelliyor. Yaralamalarda ise %45'e yakın yaralamaları engelliyor. Ki bu da gerçekten lafa gerek yok yani, her şey ortada. Emniyet kemeri takmamız gerektiğini ve aşırı hız, hatalı sollama yapmasak bu kazalar inanıyorum ki çok az düzeyde olacaktır. Evet, o kadar güzel ifade etti ki memurum konuyu. Emniyet kemerinizi takın. Eğer araçlarınızla beraber seyahat edecekseniz takip mesafelerine dikkat edin. Emniyet kemerinizi takın. Yaya geçitlerinden kontrollü bir şekilde gözlemleyerek geçmeniz hayatınızı kurtaracaktır. Bunlar sadece polislerin yaptığı uyarılar değil, sizin hayatınızın kurtulması açısından almanız gereken önlemler.